Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tavuk dünyasının sevilen lezzetlerinden biri olan közciğin tarifini vereceğim. Hemen tarifime geçiyorum. İyi seyirler dilerim. Tarifim 4 kişiye rahatlıkla yeter. 500 gram tavuk göğsünü küp küp doğradım. Bir kasenin içerisine aldım. Marinesi için 1 yemek kaşığı köre ekliyorum üzerine. 1 çay kaşığı karabiber. 1 tatlı kaşığı tuz. Elma veya üzüm sirkesi 1 yemek kaşığı kadar. Beş yemek kaşığı zeytinyağı ekliyorum. Bu malzemeleri tavukların marinesi için kullandık. Tüm malzemeleri karıştırıyoruz, tavukla birlikte harmanlıyoruz. Daha sonra üzerini kapatıp buzdolabına kaldırıyoruz. Tavukların marine olması için en az 2 saat buzdolabında bekletiyoruz. 3-4 saatte bekletebilirsiniz. Ben 2 saat beklettim. Közlüceği ismini veren sosunu hazırlamak için 3 adet kapya biberi şöyle deliyorum. İster fırında, ister közmatikte, ister airfryer'da. Ben airfryer'da közledim ama istediğiniz yerde közleyebilirsiniz. Airfryer'da közleyecekseniz 200 derece 20 dakikaya ayarlarsanız bu şekilde közleniyor. Közlediğimiz biberlerin kabuklarını soyuyoruz. Biberleri püre haline getirmeden önce çekirdekleri ayırıp daha sonra blenderın doğrayıcı haznesini alıyorum. Üzerine sadece 3 yemek kaşığı zeytinyağı ekliyorum. Başka hiçbir malzeme eklemeden blenderı çalıştırıyorum ve püre haline getiriyorum. Hazırladığım bu sosu tavukları pişirirken tavukların üzerine ekleyeceğim. O yüzden şimdilik bir kaseye alıyorum. Şimdi tavukları pişirmeye geçiyorum. Tavayı en yüksek ateşte güzelce ısıtıyorum. Daha sonra buzdolabından çıkardığım tavukları tavaya alıyorum. Şöyle tavayı sallayarak tavukların her yerini mühürlüyorum önce. Daha sonra kapağını kapatıyorum ve suyunu salıp tekrar çekmesi için bekliyorum. Bu işlem fazla uzun sürmüyor zaten. 5-10 dakika sürüyor. Tavuklarımız zaten marine olduğu için hızlı pişiyor. Gördüğünüz gibi suyunu saldı. Suyunu çektikten sonra tekrar şöyle iki tarafı da tavukların kızarsın diye sallıyorum tavayı. Tavuklar kızarmaya başladığı için ocağı biraz kısa aldım. Daha sonra hazırladığım biberli sosu ekliyorum üzerine tavukların. Biraz karıştırıyorum. Hemen ardından yarım paket sıvı krema ekliyorum. Yani 100 ml sıvı krema ekledim. Daha sonra yine karıştırıyorum. Orta ateşte 5 dakika daha pişiriyorum. Kıvam aldıktan sonra altını kapatıyorum ve artık servise hazır oluyor arkadaşlar. Gerçekten çok şahane bir tarif. 2 gün üst üste yapıp yedik biz bu tarifi. Umarım siz de yaparsınız, beğenirsiniz. Yiyenlere, deneyenlere afiyet olsun diyeyim. Yanına güzel bir makarna yapabilirsiniz. Kalan kremayı da bu makarnada kullanabilirsiniz. İçerisine yine ben yaptığım makarnada kekik ve zerdeçal kullandım. İsterseniz farklı baharatlar da kullanabilirsiniz. Umarım beğenirsiniz. Beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Hala abone değilseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videolarımda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.